Bağırsak kanseri neden olur? Kadın bağırsak kanserinde erken tanının önemine. Kalın bağırsak kanserinin tedavi yöntemlerini genel cerrahi uzmanı doçent doktor Cihangir Akyol anlatacak. Az sonra. Efendim tekrar stüdyomuzdayız. Doçent Doktor Cihangir Çakıcı'ya çok çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğu için ve bir diğer değerli uzman konuğumuz artık bizimle birlikte yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Genel cerrahi uzmanı Doçent Doktor Cihangir Akyol stüdyo konuğumuz. Evet, iki Cihangir'in arasında kaldı. Dilek mi dilesiz? Ve i̇kisi de doçent Cihangir. Aynen öyle. Doçent doktor Cihangir. Artık öyle bir dilek dilememiz lazım ki öyle basit bir dilek de olmaz. İki doçentin arasında, iki Cihangir'in arasındayız. Ben diledim bile hocam. Ben de diledim. <laughs> hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, genel cerrahi alanında çalışıyorsunuz. Evet. Ancak özellikle sizin e, yurt içi, yurt dışı yayınlarda kolorektal üzerine çalışmalarınız var. E, kolorektal e, tedavilerde ne aşamadayız? Yani şimdi mısınız? kolorektal cerrahi tabii genel cerrahinin bir parçası ve kalın bağırsak cerrahisi aslında. Yani bunun içerisinde tabii ki ince bağırsak, büyük bir kısmı ince bağırsak, kalın bağırsak ve anal bölge dediğimiz makat problemleri giriyor. Evet. Bizim uğraştığımız alan kolorektal cerrahi alanında uğraştığımız alan bu alan. Benim de son yaklaşık neredeyse 10 yıldır genel cerrahi alanın içerisinde sadece ilgilendiğim tek alan olarak cerrahi alanı haline geldi. Genel cerrahi pratiğinde zaten böyle yavaş yavaş bölünmeler oldu. Herkes Neredeyse daha fazla branşlaşma evet, noktasına evet, herkes geldi. Herkes bu. kendi ilgi duyduğu alanda çalışmalar yapıyor, o yönde hasta görüyor, o yönde bilimsel çalışmalarını yapıyor, kendisini o yönde yetiştiriyor. Bir iç hastalıkları gibi kesin sınırlarla henüz ayrılmış değil ama yakın zamanda ülkemizde de bu olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Kolorektal cerrahi kabaca söylemek gerekirse kalın bağırsak cerrahisi. E... Halk arasında nasıl biliniyor peki hocam? Genelde bu tip rahatsızlıkların ve işlemlerin halk arasında da bir ismi oluyor ya kolorektal cerrahi mi, kolorektal kanser mi? Ne söyleniyor? Şimdi kolorektal kanser diyecek olursak bu bizim kendi aramızda evet. konuştuğumuz bir şey, kolorektal kanser tıp dilinde konuştuğumuz bir şey ama halk arasında bu genelde kalın bağırsak kalın cerrahisi, bağırsak kalın bağırsak cerrahisi. kanseri diye. Biliniyor. Ee, biliniyor. Bu anal bölge hastalıklarını ha bizim halkımız genelde hepsine bir toplayıp basur diyebiliyor ama Hı, orada çok çeşitli hemoroid evet. diyebiliyor. Halbuki hani hemoroid basur diye gelen hastaların çok az bir kısmı e gerçekten orijinal hemoroidal hastalık. Onun dışında birçok hastalık var o bölgede. Ama genel olarak halk bunu böyle e, isimlendiriyor. Zaten bu gibi rahatsızlıklar biliyor. da son noktaya gelip artık cerrahi aşamasına gelinildiğinde herhalde kapı çalınıyor. Maalesef. Ben bir şey merak ediyorum. Kolorektal cerrahisiyle uğraşan genel cerrahların sayısı çok mu olur ülkemizde? Aslında gün geçtikçe artıyor. Yani e, o kadar da çok değil. Herkes bir şekilde ilgi duymaya çalışıyor ama sadece kolorektal cerrahi yapan cerrah sayısı inanın 30'u 40'ı Geçmez evet. belki 50, 60 o civarlarında en fazla ama izole sadece kolorektal cerrahi yapan başka bir cerrahiyle ilgilenmeyen cerrah sayısı ülkemizde az e, yurt dışında maalesef bu durum biraz daha farklı. Bu bir yan dal halinde bizde evet. öyle bir yan dal henüz hmm. yok. Ama Tabii olması için bir çalışma yapılması e, gereken evet. ve özellikle de bu alanın adı konulmuş bir e, yan disiplin evet. olarak gitmesinde evet. de bir fayda var. Evet. Peki kolorektal kanserlerde e, ülkemizde farklı bir durum var mı? Şimdi kolorektal kanser aslında global bir sorun. Önemli bir sorun. Bütün dünyada kadında ve erkekte kadında meme ve e, akciğer, erkekte prostat ve akciğer kanserinden sonra 3. sırada. Kansere bağlı ölümlerde de tüm dünyada ikinci sırada. Bizim ülkemizde de durum aynı hemen hemen. Bizde de yine 3. sırada. Sık evet. görülme sıklığı açısından ve kansere bağlı ölümlerde yine ikinci sırada. Biz ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu verileri bunlar. Biz ülkemizde ortalama yıllık trafik kazalarında 5.250 kişi kaybediyoruz. Evet. Önemli, bir rakam. Önemli bir rakam. Ve bize bununla ilgili cep telefonlarımıza, gerek sosyal medyadan, gerek maillerimize özellikle bu uzun tatillerde bayram tatillerinde, sömestr tatillerinde yaz tatillerinde dikkat çeken, sürekli mesajlar, mesajlar geliyor. geliyor. Uykusuz için. kullanmayın dikkatli kullanın, evet. hız limitlerini aşmayın diye İçişleri Bakanlığı'ndan olsun, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olsun ya da Sosyal medyadan olsun, medya kurumlarından da sürekli kamu spotları yayınlanıyor. Biz kolorektal kanserden bundan daha fazla kişi kaybediyoruz. Ve farkında 5500 bile da 500 kişiye yakın bu... bir hasta kaybımız var ülkemizde yıllık ortalama. Ve bu farkındalık trafik kazalarındaki bu farkındalığın aslında biz kolorektal kanserde çok farkında değiliz. Bütün dünyada bununla ilgili çok çalışmalar var, farkındalık çalışmalar var. Mart ayı da e, bununla evet. ilgili bir ay. Mart ayı bütün dünyada kolorektal kanser farkındalık ayı. Ülkemizde de bu şekilde etkinlikler var. Biz birkaç zaman önce, birkaç hafta önce kendi üniversitemizde de bununla ilgili bir sempozyum e, halka, hastalara ve hastane çalışanlarına yönelik bir sempozyum düzenledik. Bununla ilgili bilgilendirme çalışmaları yaptık. Sadece bizde değil, bütün ülkede bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili aslında belli çalışmaları var, yani tüm dünyada olduğu gibi bizde de farkına, bu global sorunu bizde de farkına varıldı. Ve çok enteresan kolorektal kanser önlenebilir bir hastalık. Peki Hı. kimlerde olur hocam? Bu kolorektal kanserler riski kim taşıyor? Şimdi bir kere riske bakacak olursak en büyük risk ailemizden aldığımız genetik miras. Kalıtsal. 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 Bir kalıtsal. Bir yöresi diş. var mı bunun? Yani çok acı yiyen veya da çok et tüketen. Yani Gelişmiş yok, çok sezi... toplum hastalığı diyebiliriz. Hı. Bununla Gelin ilgili bir örnek mesleği. vereyim. Biliyorsunuz uzak doğuda özellikle Japonya'da mide kanseri çok görülür. Tütsülenmiş gıdalar. Tütsülenmiş evet. gıdalar, çok ısıtılmış gıdaların hızlı tüketilmesi, o pirincin evet. hızlıca tüketilmesi nedeniyle Japonya'da mide kanseri çok ulusal bir sorun haline almış ve bununla ilgili Japonlar çok ciddi önlemler almaya başladılar. Amerika'ya göç etmiş Japonlarda ise kolorektal kanser, mide kanserinden daha sık görülüyor çünkü Amerika'ya göç etmiş Japonlar. Hele ikinci, üçüncü kuşak Japonlar orada beslenmelerini değiştiriyorlar. Tütsülenmiş gıdayı bıraktılar, fast food'a geçti. Fast food, hayvansal <laughs> gıdalardan zengin, işte steak, biftek, şu, bu. Yani o gıdaları tükettikleri zaman kolorektal kanser daha sık görülmeye başlanmış. Genetik miras kadar bizim beslenmemiz de önemli. Ne bizi buna e, zorluyor, kolorektal kanseri ne oluşturuyor? Evet, hayvansal gıdalar oluşturuyor. Hayvansal doymamış yağlar oluşturuyor. İyi veya fazla pişmiş etler oluşturuyor, çok e, hayvansal gıda bazlı beslenme oluşturuyor. Ne koruyor bizi? Akdeniz diyeti koruyor. Hmm. Diğer birçok hastalıkta olduğu gibi yoğun lif tüketimi bizi bundan koruyor. Bazı vitaminler, vitamin C özellikle koruyor, selenyum koruyor. E, yine çok yapılan bilimsel çalışma var korudu söyleniyor. Bir polip zemininde geliştiği için bu kanserler polip oluşumunu önlediği ya da poliplerin kansere dönüşümünü önlediği söyleniyor. Dolayısıyla genetik miras önemli bir faktör. Riski 2-3 kata artırıyor. Onun dışında beslenme çok önemli bir evet. faktör. Çevresel kanserojenlere günümüzde ister istemez maruz kalıyoruz. Bunlar çok önemli faktör. Peki böyle bir test var mıdır hocam? Yani gidip şu anda herkesin boğazına dizdik kahvaltısını yaparken <laughs> bizim durum bayağı vahimmiş demeye başladı ama bunun bir testi, bir tahlili var mı? Hemencik Kolorektal kanser riskini anlayabileceğimiz? Şimdi kolorektal kanser e, tanısını koyabileceğimiz tek tetkik, ana tetkik, kolonoskopi. Kolonoskopi dediğimiz işlem, e, sedasyon altında uyutularak yapılan bir işlem, e, bir özel bir bağırsak hazırlığını takiben makattan girilerek bütün kalın bağırsağın bir durum nedir görmek? Görüntülenmesi, video e, endoskopi yardımıyla görüntülenmesi. E, fakat bu tabii çok maliyetli bir işlem ve e, ülkemizi baz aldığımızda yaklaşık risk altında kabul ettiğimiz 50 yaş üstü popülasyon 10-12 milyon civarında ülkemizin insan iş gücü bunu taramaya çok uygun değil. değil. Bunun yerine Sağlık Bakanlığı'nın yine çok önemli bir projesi var. Gayta'da gizli kan testi. Gayta'da gizli kan testi neye yarıyor? Gayta'mızda kan var mı yok mu? Bir insanın büyük tuvaletinden kan gelmesi normal bir şey değildir. Gaita'da gizli kanda burada gözle göremediği, hastanın gözle göremediği bir kan var mı yok mu bunu tespit ediyor. Bu Gaita'da gizli kan testleri çok önceden beri yapılırdı. Hala da yapılıyor o testler. Üç defa üst üste yapılırdı. Öncesinde bir beyaz diyet verilirdi ki gıdalardan aldığımız kan, kan ürünleri ya da o kırmızı etten aldığımız demir burada bize bir yanıltıcılık olmasın diye... Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın yeni getirdiği bu testlerde özellikle ketemlerde ve aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak bu test uygulanıyor. Bu testlerde insan DNA'sı bakılıyor. Daha üst bir test. Dolayısıyla sizin diyetiniz, bir gün önce yediğiniz şey bunu değiştirmiyor. Sizin kanınız var mı o gaytada? Onu tespit ediyor. İzi arıyor. İzi arayıp buluyor. Ve sizin kanınız, iziniz varsa gaytada bu hastaların hepsine kolonoskopi yapılması gerekiyor. ...ama öncesinde bu işlem yapılıyor. Evet, yıllık 50 yaş üzerinde herkesin yılda bir kere Gayta'da gizli kan testi yaptırmasını öneriyoruz. Gayta'da gizli, gizli, kan, kan, testi. gizli kan testi. testi Gülüyor. bu ketemlerde ve aile sağlığı merkezlerinde Hı -hı. ücretsiz olarak yapılıyor. Bu testi pozitif gelenleri zaten bu merkezler ilgili merkezlere yönlendirip kolonoskopi yaptırmalarını Detaylı bir sağlıyor. bilgilendirmeyi veriyor. Peki neyden şüphelenmeliyiz? Bir ağrısı var mı bunun? Yanması, ağrısı bir, bir bulgusu var mı? Tabii ki ağrısı var ama e, kalın bağırsak çok uzun bir e, organ. Yani neredeyse kişiden kişiye değişmekle birlikte 2 metreyi bulan bir organ. Sağ tarafta, sol tarafta farklı bulgular verebiliyor. Dediğim gibi... E, Gaita'da. İsterseniz bunları biz bir panoda çizelim. Tabii ki. Aslında biraz önce söyledi ki önlenebilen kanserler bunlar. Evet. Biz yediğimize içtiğimize dikkat edersek eğer genetik yatkınlığımız varsa bile belki de önlenebilen bir rahatsızlık öyle evet. değil mi hocam? Buyurun. Hocam buyurun. Şimdi kalın bağırsağın hangi bölgesinde... Genel manada bir... bir Şimdi ben kabaca, siz... ben çizerek anlatmayı çok severim. Öğrencilerime ve hastalarıma da hep çizerek anlatırım. Biz de hoca bulunca sevgili öğrenciler <laughs> kendimizi öğrenci kabul ediyoruz. Bu kabaca bizim kalın bağırsağımız. Bunun son kısmına rektum diyoruz. O karın içerisinde değil. Burada kör bağırsak var. Buna appendix diyoruz. Apendisit. Bu da ince bağırsak. İnce bağırsak yaklaşık 4 ila 6 metre civarında. Kalın bağırsak 2 metre civarında. Ve karnımızın sağ alt kısmında ince bağırsakla kalın bağırsak birleşiyor. Ve kalın bağırsak sağ tarafta biraz daha geniş. O yüzden sağ taraf tıkanma bulgularını geç verdiği için daha geç tanı konabiliyor. Sağ taraftaki tümörler. Buradaki tümörlerin genelde biz hastalar bize demir eksikliği anemisi bulgusu dediğimiz halsizlik, yorgunluk, eski yaptığı işleri yaparken yapamama, nefes nefese kalma gibi bulgularla kan testi yaptırdıklarında Demir eksikliği ortaya çıktığında bu hastalar bize gönderiliyor ki bütün kalın bağırsağı kolonoskopi ile tarayalım burada bir sorun var mı onu görelim. Peki sağ tarafta bir ağrı bulgusu var mı? Bu Tabii tarafta? ki kitle oluşmaya başladığında sağ alt katranda bir ağrı bulgusu oluşturacaktır. Sol taraf ise biraz daha dar evet. ve sol tarafa geldiğimizde buradaki tümörler daha çok tıkamaya yönelik. Hasta bunu nasıl tarif ediyor? Ben eskiden çok rahat tuvalete çıkıyordum artık çıkarken zorlanıyorum bir şişkinlik oluyor. Yemek yedikten sonra tuvalete gidecek gitme zamanıma kadar çok rahat edemiyorum. Sürekli bir karnımda şişkinlik var. Ya da benim tuvalet alışkanlıklarım değişti diyor. Kabızlık ben, peki? Kabızlık e, olmaya başladı bende diyor. Ben çok rahat tuvalete çıkarken şimdi daha zor çıkıyorum diyor. Evet. Eskiden her gün düzenli şu saatte çıkardım ki kişilerin öyle alışkanlıkları vardır. Hı hı. Kimisi kahvaltıdan sonra çıkar, kimisi akşam yemeğinden sonra çıkar. Benim bu alışkanlığım değişti. Günde iki defa, üç defa kesik kesik çıkıyorum diyor. Bu tamamen tıkanıklığa bağlı. Yine bu tarafta kan aşikar bir şekilde görünüyor. Yani hasta tuvaletine baktığında orada kan görebiliyor. Buranın bir önemli bulgusu da aşikar kanama. Çok önemli bir bulgu olduğunda altını evet. çizmemiz Yani kırmızı yani. kan evet. geliyor kırmızı, ise. Kırmızı, işte çürüğü şeklinde kan evet. görüyorsa bunlar önemli. Son kısım rektum ise biraz daha farklı bir organ tabii. Karın içerisinde değil. Buranın da en önemli bulgusu hastalar büyük tuvaletlerinde parlak, elimiz kesildiğinde akan kanın aynısını görüyorlar. Hmm. Ve maalesef bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun hemoroidal hastalık dediğimiz bir hastalık sık sık hepimizde oluyor iyileşiyor bu bölgenin ana bölge hastalıklarıyla karıştığı için hastalar kendi kafalarına göre bazen aktarlardan evet. ya da işte bitkisel ilaçlardan hemoroid ilacı diye çevreden duyup ya da bir komşusundan tanıdığından ben şu hemoroid ilacını kullandım bana çok iyi geldi kanama şıp diye durdurdu hmm. diye gidip eczaneden Aslında... onu alıp evet. kullanıyorlar. Belki hemoroid diye düşündüğü şey çok daha ciddi bir hastalığın Üstüne habercisi barsınız, değil mi? Çok önemli bunu gizlemiş oluyor yani hastada hem aynı zamanda hemoroid olmuş ol olabiliyor hem de burada bir tümör olmuş olabiliyor hmm. ya da polip olmuş olabiliyor. Siz bir görüntüleme bir kolonoskopi yapmadığınız zaman hemoroidi tedavi etmeye çalışıyorsunuz hemoroid ilaçları veriyorsunuz ama kanama devam ediyor. Hasta bunu önemsemiyor çünkü bu kanamalar sürekli olmayan kanamalar dönem dönem duruyor. Durduğu dönemlerde ben iyileştim diye düşünüyor. Hemoroid tedavisini bana verdiler ben çok kolay iyileştim diye düşünüyor. Ama tümör burada büyümeye devam ediyor hmm. ve e, tedavi Sizce edilebilir aşamaların ötesine Biz geçebiliyor. Biz hangilerini tedavi edebiliyoruz hocam? Yani sol mi, sağ mi? hepsini tedavi Hepsi edebiliyoruz. Hepsi tedavi edilebiliyor. Yani gelişme burada. kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kolorektal kanserin daha önemli özelliği önlenebilir bir hastalık. Hmm. Kolorektal kanser %90 polip zemininden gelişiyor. Yani küçük polipler büyüyerek kanser haline alıyor. Biz kolonoskopik taramayla 50 yaş üzerindeki toplumu tarayabilirsek eğer bir kolonoskopiyle bunları polip aşamasındayken endoskopik yolla çıkarırsak o hastanın ileride oluşabilecek kanserini zaten önlemiş oluyoruz. Hmm. O yüzden önünde bir bir hastalık. Bakın meme kanseri taramalarında amaç bu değil. Meme kanseri taramalarının amacı erken tanı koymak. Ülkemizde yine çok önemli yapılıyor. Serviks kanseri, rahim rahim ağzı kanseri taramaları yapılıyor. Bunlar da yine erken tanı koyma amaçlı ama kolorektal kanser taramalarının amacı farklı. Kolorektal kanser taramasının amacı kanser gelişimini önlemek. Önlemek. Peki. Tabii ki erken tanı bize hı hı. ikinci bir kazanç olarak yansıyor ama ana amacı Kolonoskopinin ana amacı polip varsa polibi çıkarmak, ileride oluşacak kanseri önlemek. Çünkü %90 buradan gelişiyor. Peki e, hocam bir şey mi soracak? Kron hastalığıyla bunun veya iltihabi bağırsak hastalığı gibi bunun bir bağlantısı var mı hocam? Az önce söyledim %90 polip zemininden gelişiyor dedim. Geriye kalan %10'luk kesimin bir kısmını da sizin bahsettiğiniz inflamatuar bağırsak hastalıkları, ulceratif kolit, kron gibi e, inflamatuar bağırsak hastalıkları oluşturuyor. Tabii bu hastaların tedavi edilmeleri gerekiyor. Tedavi evet. edilmeyen ülseratif kolit ve kron hastaları bir de çok uzun süredir bu hastalıkla uğraşıyorlarsa, hele bir de özellikle ülseratif kolitte bağırsağın tamamı tutulmuşsa bu hastalarda risk tabii daha ki artıyor. Olur. 10 yılı geçtikçe ülseratif kolit hastalarında 10 yıllık bir ülseratif kolit hastası 5 yıllık bir ülseratif kolit hastasına göre riski daha fazla tabii ki. Evet. Yüksek. Şimdi sohbetimizin başında e, rakamlar verdiniz trafik kazası ile ilgili o, orada kaybedilen vatandaşlarımızın sayısıyla aslında bu tip rahatsızlıklardan da çok sayıda insanın e, hayatını kaybettiğini söylediniz tedavi ihmal ettikleri için evet. erken tanı olmadığı için belki evet. de bu tip rahatsızlıklarda. E, en çok insanların çekindiği şey, ya işte doktora gideceğim, utanıyorlar, çekiniyorlar. Birazcık ben belki bunu kendim hallederim derken, derken, derken aslında işin içinden çıkamayacak bir duruma geldikleri noktada mecburen doktora kendilerini buluyorlar. Öyle değil evet. mi? Şimdi tabii bir de kolonoskopi dediğimiz işlem evet. mahrem bir bölgeden yapılıyor bizim toplumumuzda değil, bütün dünyada bu mahrem bir bölge olarak anılıyor. Mahrem bir bölgeden yapıldığı için de ben işte muayene olmak istemiyorum. Bir hemoroid muayenesi için bile hastalar çok çekiniyor. Kendi evet. kendine tedavi etmeye çalışıyor. Dolayısıyla işlem evet mahrem bir bölgeden yapılıyor. Bir de tabii işlemle ilgili korkular var. Çok ağırlı bir işlem. İşte günler öncesinden süren bir temizlik gerektiriyor. Yok ondan sonra kanamalar oluyormuş, bu oluyormuş, çok ağır oluyormuş şeklinde kulaktan kulaktan dolma, kulağa dolaşan elini. efsaneler oluyor. Aslında öyle değil. Kolonoskopi yaklaşık 3 gün, 4 gün en fazla bir bağırsak hazırlığı gerektiren, daha doğrusu diyet gerektiren bir gün kadar bir bağırsak hazırlığı gerektiren ve sedasyon altında yapılan yani ılımlı bir anestezi altında yapılan sizin hiçbir şey hissetmediğiniz yarı baygınlık değil evet, mi? Evet bir ameliyat anestezi değil ama işlem bittiğinde sizin hiçbir şey hissetmediğiniz hiç ağrı duymadığınız ve yapılan işlemi hatırlamadığınız bir işlem ve ortalama 20-25 dakika süren bir işlem. Bununla ilgili de güzel bir slogan var kayıp bir saat mi yoksa kayıp bir hayat mı? Harika bir, ha, harika bir slogan. Kayıp bir kayıp saat, bir saat mi? mi, kayıp bir hayat mı? Tabii Dolayısıyla kayıp bir burada saat. kaybedeceğiniz bir saat size belki hayatınızı kazandıracak. O yüzden buradan da seslenmek istiyorum herkese. 50 yaşın üzerinde herkes aile sağlığı merkezlerinde ya da ketemlerde gayet de gizli kan testini yaptırsın ya da kolonoskopi yaptırsın. Belirtileri varsa 50 yaş öncesi de yaptırması. Beklemeye gerek yok. Belirti varsa hemen bir hekime, bir genel cerrahi uzmanına başvursun. Gerekli tetkikleri yaptırıp yaptırsın. Ailesinde hikaye olanlar daha genç yaşta. Hı. Ailedeki o kişi hastalığa hangi yaşta yakalanmışsa onun 10 yıl gerisine giderek. Hı hı. Diyelim ki babanız kolorektal kanser, kolon kanseri, kalın bağırsak kanseri. 40 yaşında yakalandı bu hastalığa. O kişilerin, ailedeki kişilerin 30 yaşında taramaya başlamaları gerekiyor. Çünkü polipten kanser gelişimi yaklaşık 8-10 yıl sürüyor. 10 yıl geriye gidelim ki bir polip varsa hı hı. bunu hı. o aşamada halledelim. Çözümünü o kanser zaman. oluşmadan halledelim. Bütün amaç bu. Peki hmm, korkmalı mı kişiler bu hastalıkta? Kolorektal kanser evet tedavi edilebilir bir hastalık ama öldürücü. Bir ama hastalık. şakaya da gelmez. Öldürücü bir hastalık. İnsanlar bundan ölüyor. Türkiye'de 5500'e yakın insan bu hastalıktan ölüyor. Dünyada 90 saniyede bir kişi bu hastalıktan... kolorektal kanserden dolayı ölüyor. Dolayısıyla evet öldürücü bir hastalık ama ne zaman erken tanı konulmaz ise. Peki biz ülke olarak beslenme alışkanlıklarımız olarak riskli grupta mıyız? Siz bölge bölge değişiyor hı. tabii. Bizim de hayvansal gıdayı çok tüketen bölgelerimiz var. İşte, özellikle Doğu Güneydoğu bölgelerimiz, İç Anadolu'nun bir kısmı. E, bu tür doymamış yağları, hayvansal yağları çok tüketen bölgelerimizde risk biraz daha yüksek ama baktığımız zaman bölge 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 ayırdığımız zaman aslında her bölgede hemen hemen eşit oranda biz ülkemizde rastlıyoruz. Öyle bir tipik bölgesel şu bölgeden gelen insanlarda kolorektal kanser daha fazla görülüyor diyemeyiz. Bununla ilgili net bir veri de elimizde maalesef yok. Mesela tiroid için bunu söyleyebiliyoruz, guatr için biraz daha Karadeniz'de ama evet, ama. diyebiliyoruz. Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Trakya'da bu endemiktir ya da değildir deme şansına şu an sahip e, değiliz. Geçirilmiş tedaviler sonucunda polip teşhisi konulmuşsa, evet. inflamatuar bağırsak hastalığı veya kron teşhisi konulmuşsa, Son zamanlarda artan ve tedavi edilmesine rağmen düzelmeyen bir kabızlık şikayeti evet. mesela varsa veya gaytada gizli kan pozitifliği bir şekilde hasta hasıl olup tespit edilmişse e, alarm, büyük tuvaletinde kan görmüşse. Büyük tuvaletinde kan görmüşse o zaman alarm çanları çalıyor evet. demektir. Evet. Bir insanın büyük tuvaletinde kan olması normal bir olay değildir. Değil. Çünkü hastalar hep söylüyor. Kan görmüşsünüz, kolonoskopi yapmamız lazım. ise dediğimizde ama bir kere oldu diyor. Ama Hı. bir kere de olsa bu normal bir şey değil. Yani bir insanın büyük tuvaletinden kan gelmesi bir kere dahi olsa normal bir şey değildir. Mutlaka ve mutlaka inceleme gerektirir. Uzmana, doktora mutlaka başvurma gerektirir. Peki biraz da tedavi yöntemlerinden bahsedelim istiyorum. Burada anlatacağımız herhangi farklı bir şey var mı hocam Yok, tedavide? geçelim. O zaman hocam. masa başında Hadi. aslında tedavi yöntemlerini de anlatalım istiyorum. Çok çok önemli bilgiler. Hakikaten biz... E, sağlığımızı çoğunlukla ihmal ediyoruz hocam. Yani iş işten geçtikten sonra doktora başvurduğumuzda aslında uygulayacağınız tedavi yöntemleri de ağırlaşmış oluyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi kolorektal kanser önlenebilir bir hastalık, öldürücü bir hastalık ama tedavi edilebilir bir hastalık. Dolayısıyla bunun tedavisi de mümkün. Tedavide ana tedavi cerrahi. Günümüz bilimsel e, bilgilerine baktığımız zaman, delillere baktığımız zaman cerrahinin yerini tutabilecek başka bir tedavi yok. Dolayısıyla ana tedavisi cerrahi. Hastaların bir kısmı cerrahi ile tamamen tedavi olabiliyor. Ama bir kısmında bu hastaların Sonrasında ilaç tedavileri, ikinci tedaviler gerekebiliyor. Kemoterapi Hı -hı. dediğimiz tedaviler gerekebiliyor. E, kemoterapiye geçmeden önce cerrahi tedavi nasıl bir tedavidir? Nasıl bir e, cerrahi uyguluyorsunuz? Yine bağırsağın yerleştiği yere yerleştiği yerde cerrahi tedavi değişiyor. Hı -hı. Sağ taraftaysa kolonun sağ tarafı çıkarılıyor. Sol taraftaysa sol tarafı çıkarılıyor. Rektumdaysa rektum çıkarılıyor. Buna göre de. E, Özellikle hastaların kalın bağırsak kanseri olduğunu, sizi tedavi etmemiz gerekiyor, ameliyat etmemiz gerekiyor dediğimizde en korktukları şey benim karnımda torba olacak. Torbayla mı gezeceğiz? Evet. Ben torbayla mı gezeceğim? Evet. Hastaların bir kısmı torba ihtiyacı doğabiliyor. Geçici ya da kalıcı torba ihtiyacı doğabiliyor. Gün geçtikçe kalıcı torba ihtiyacı giderek azalıyor. Çünkü tedaviler çok gelişti. Işın tedavisi, radyoterapi çok gelişti. Cerrahi de çok önemli ilerlemeler oldu. Dolayısıyla Kalıcı torbayla baş başa bıraktığımız hasta sayısı gün geçtikçe azalıyor. Ama yine de kalıcı torba ihtiyacı olan hasta yok değil, olabiliyor. Ama kalıcı torba dünyanın da sonu değil. Torbayla insanlar her türlü aktiviteleri yapabiliyorlar. Yüzebiliyorlar, dağa tırmanabiliyorlar, bütün sosyal hayatları, iş hayatları devam edebiliyor. Dolayısıyla dünyanın sonu değil ama çok az bir kısmında bu hastalığın tedavisinin çok az bir kısmında evet torba gerekebiliyor rektum kanserinin özellikle son kısmının tümörlerinde geçici ya da kalıcı torba gerekebiliyor. Ama diğer yerlerde torba çok gündemde olan bir tedavi değil yani. Torbayı ama hastanın çok korktuğu torbaya alacak mısınız sorusunun yanıtı hepsinde değil, çok az bir kısmında evet. Hı hı. Torba gerekebiliyor. Tedavide ise yani birçok tedavi yöntemi var. Günümüzde artık minimal invaziv cerrahi dediğimiz laparoskopi, robot çok ilerledi her şey. Hepsi kullanılabilir. Bunların hepsi birer araç aslında. Evet. Yani yemeği çatalla da yiyebilirsiniz, kaşıkla da yiyebilirsiniz. En iyi neyle yiyebiliyorsanız onunla yemeniz lazım. Dolayısıyla cerrahınız bu hastalığı ben en iyi bu yolla tedavi ediyorum. Hangi yolla tedavi ediyorum diyorsa o yolla ameliyat olmak lazım. 6 ayın sonunda hiçbir hasta gelip de beni niye açık ameliyat ettin, beni niye laparoskopik ameliyat ettin, beni niye robotla ameliyat ettin demiyor. Dolayısıyla bunların hepsi birer araç. önemli olan güzel, düzgün bir ameliyat olmanız. Cerrahi sonrası biraz önce ufacık değindiniz. tüm tedavilerde kemoterapi desteği şart oluyor mu? Hepsinde değil. Yani özellikle lenf düğümlerine geçmemiş tümörlerde erken, erken yakalanmış tümörlerde cerrahi tamamen tedavi edebiliyor. Yani cerrahi tedaviye ek olarak hiçbir tedavi önermediğimiz ciddi bir hasta grubu var. Ama tamamen bu hastalığa ne kadar erken yakalandığınızla, ne kadar erken tanı konulduğuyla alakalı. Dediğim gibi ileri evre tümörler de artık tedavi edilebiliyor. Elimizde silahlar çoğaldı, kemoterapitikler ilerledi, radyoterapi teknikleri ilerledi. E, cerrahi gün geçtikçe daha kendini ilerletiyor, ilerliyor. Dolayısıyla e, çok az bir kısmını ek bir tedavi gerektirmeden cerrahiyle tedavi edebileceğimiz gibi bir kısmında da diğer tedaviler gerekebiliyor. Peki bu özellikle son olarak bize... E özetleyebileceğiniz mart ayı içerisinde kolorektal kanserlerle ilgili bir farkındalığın ülkemiz genelinde e, evet. yapıla geldiğinden bahsettiniz programın başında. Bununla ilgili çok da güzel bir sloganla bize bunu evet. e, farkındalığı hissettirdiniz. Yapılan şeyler neler? Kısaca özetleyebilir Şimdi misiniz? Şimdi bununla ilgili e, Sağlık Bakanlığı'nın değişik organizasyonları oluyor. Daha önce mesela Boğaz Köprüsü'nde bir koşu düzenlendi. Ondan önce bir eee Palandökende bir e, tırmanma gezisi düzenlendi. Bunun dışında yine üniversitelerde, enstitülerde, bakanlık nezdinde farkındalık toplantıları yapılıyor. Ben sosyal medyadan görüyorum. Özellikle takip ettiğim arkadaşlarımı görüyorum. Onların mesela alışveriş merkezlerinde, okullarda bilgilendirme toplantıları çok oluyor. Çok Bunların daha da yaygınlaşması lazım. Hatırlarsınız billboardlarda meme kanseriyle ilgili evet. bütün billboardlarda eskiden vardı meme kanseri taramanızı yaptırın diye. Hı hı hı. Aynı şeyin yakın zamanda kolorektal kanser içinde Mart ayı içerisinde kolorektal kanser içinde olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla farkındalık gün geçerek artıyor. Daha henüz istenilen seviyeye ulaşmış değil. Ama en azından farkındalığın farkında olmak bile bir şey, bir, o da bir şey. başarı. Tabii. Bu tabii ki şu an emekliyordur. Daha sonra yürümeye ha. koşmaya başlayacaktır. Peki hocam şunu da almak istiyorum sizin gibi değerli bir uzmanı ağırlıyorken aslında ekran başında belki bu rahatsızlıkla mücadele eden insanlar da izliyor olabilir bizi Hı -hı. onlara neler söyleyeceksiniz? Bir kere söylemek istediğim şey yılmayın yani korkmayın tedavi edilebilir bir hastalık bazı hastalara birden çok cerrahi gerekebiliyor evet ama sonuçta her şey onların daha uzun ve daha kaliteli yaşaması için tedavi aksatmasınlar. Maalesef çok fazla ülkemizde bitkisel ürün kullanımı oluyor. Bu tür bitkisel ürünlere hekiminizin bilgisi dahilinde başvurmayın. Çünkü özellikle kemoterapi sürecindeki hastalar bu tür bitkisel ürünleri kullandıklarında Kemoterapi bırakıyorlar. Ben bu bitkisel ürünü kullanıyorum. Kemoterapiye evet. gerek yok diyorlar. Bu yanlış bir şey. Bu tür bitkisel ürünlere lütfen e, rağbet göstermesinler. Keşke sadece bitkilerle hastalıklardan kurtuluyor olsaydık. Öyle değil mi? Öyle olsaydı eczanelerin, hekimlerin, e, hastanelerde kuyruk değil, aktarlarda Aynen. kuyruk olurdu. E, şüphesiz ki hani bütün ilaçlar evet bitkilerden elde ediliyor ama belli dozajlarda, belli hesaplamalar yapılarak elde ediliyor. Dolayısıyla Burada e, tedavinize vereceğiniz bir ara kemoterapinize hı hı. ya da e, başka tedavilerinize vereceğiniz bir ara sizin telafi edilemez hı hı. sonuçlara götürebilir. Hayatınızı kaybetmenize neden olabilir. Belli tedavi protokolleri var. Bütün dünyada ne yapılıyorsa inanın ülkemizde de o yapılıyor. Hiç eksiksiz hatta bazı konularda birçok ülkelerden daha ileride olduğumuzu da söyleyebilirim. E, dolayısıyla Türk hekimlerine güvensinler. Ülkelerine güvensinler, tedavilerini aksatmasınlar. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Genel cerrahi uzmanı, doçent doktor Cihangir Akyol, stüdyo konuğumuzu çok önemli bir şey söyledi aslında. Bir saat mi, bir hayat mı? Bu da herhalde erken tanı hayat kurtarıyor evet. noktasında çok önemli sloganlardan çok önemli slogan birisi. Çok çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür hocam. Ederim. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza Abi, sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz.